Merhaba, bu videomuzda sizlere SonicWall Firewall cihazında içerik filtreleme işlemini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bunun için polisi altından öncelikle Security Service kısmında Content Filter seçeneğine gelerek burada lisansımızın olup olmadığını, lisansımızın ne zaman sona ereceğini ya da GPS serverına erişimin olup olmadığını buradan görebiliriz. Burada GPS Exclusion altında ise eğer admin kullanıcısını bunun dışında bırakmak isterseniz bu kategorilemelerin dışında buradan o admin kullanıcısı için IP adresini ya da bu kategorilemenin dışında bırakacağınız bilgisayarların IP adresini buradan grup ya da IP olarak belirleyebilirsiniz. Burada bir custom kategori seçeneğimiz var. Custom kategori ne işe yarıyor? Custom kategori şu işe yarıyor. Mesela sosyal medyayı kapattınız ama sosyal medya içinden işte Facebook'un açık olmasını istiyorsunuz. O zaman buradan kendiniz bir custom kategori oluşturup bunu kullanabilirsiniz kategori bazında. Şimdi biz öncelikle kendi yapacağımız işlemlere, varsayılan halindeki işlemlere devam edelim. Burada content filtre açtık. Daha sonra yapmamız gereken işlem ne? Object menüsü altına geleceğiz. Object menüsü altından yapacağımız iki tane işlemimiz olacak. Birincisi Action Object, diğeri ise Profil Object olmak üzere iki object kullanacağız. Burada Action Object kısmında varsayılan objeyi kullanabiliriz. Burada ne yapıyor bu obje? Ne işe yarıyor? İşte bloklandığında şifreli bir giriş istendiğinde ya da config durumunda kullanıcının karşısına çıkaracağımız ekranları bize burada gösteriyor. Siz buna tıklarsanız size burada kullanıcının karşısına çıkan ekran gördüğünüz gibi gelecek. Bu ekranları kendinize göre düzenleyebilir. Ona göre de sistemde çalıştırabilirsiniz. Yani blok ekranı gelecek olduğundaysa tıkladığınızda şu şekilde bir blok ekranı karşımıza gelecek. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Deneme açısından şöyle bir aşağı doğru gelelim. Yani bu ekran tamamen sizin hani HTML bilginize göre değiştirebileceğiniz ya da varsayılan olarak ayarlayabileceğiniz bir alan. Mesela Network Security Appliance dediğimiz yere biz Firewall Destek Merkezi Network Security Appliance olarak yazalım. Gördüğünüz gibi burada Firewall Destek Merkezi Network Security Appliance olarak geldi. Siz de kendiniz bunu isterseniz kendi logomuz ve istediğinize göre değiştirmeniz mümkün. Biz varsayılanı action'ı default'u bırakacağız. Burada Flow Reporting açacağız ve Flow Reporting'de çünkü raporları da görmek istiyoruz. Save diyeceğiz. Ne yaptık? Burada biz default action'ımızı verdik. Gereken ayarlamamızı yaptık. Daha sonra ne yapacağız? Content Filter seçeneğinin altına gelerek kendimize bir profil oluşturacağız. Buradaki profili kullanıcı bazında ya da grup bazında yapabiliriz. Yani bunu daha sonra zaten poliste kullanacağız. CFS polisinde kullanacağız. Buradan işte yöneticilere ayrı bir profil. İdari kadroya ayrı bir profil. Güvenlikçilere ayrı bir profil. Benzeri profilleri oluşturabilirsiniz. Varsayılan profili kullanabileceğiniz gibi yeni bir profilde oluşturabiliriz. Varsayılan profilde de gördüğünüz gibi birçok kategori bloklanmış ve allow kategoriler burada gözüküyor. Biz de buna göre kendi ayarlamamızı yapabiliriz. Hemen add diyelim. Kendi profilimizi biz oluşturalım. Burada bir profilimize isim veriyoruz. Personel diyelim. Personel alt-cfs olsun. Evet, personel cfs'imizi yazdık. Burada kategori bazlı yapabildiğimiz gibi URI istediğimiz bazlı da yapabiliyoruz. Yani buraya biz kendimiz bir URL kategorisi belirleyip o URL kategorisinin içindekiler için altta kategoride engelli olsa bile izin vermemiz mümkün. Şimdi şöyle bir
Bakacak olursak kategorilerimize işte zararlı içerikleri ve benzeri şeyleri burada direkt bloklayabiliriz. Gördüğünüz gibi işte pornografi, bir silah, adult içerik gibi bazı şeyler otomatik olarak varsayılan da bloklu geliyor. Gördüğünüz gibi kumar oyun siteleri, alkol siteleri gibi özellikler bloklu geliyor otomatik. Siz de burada kendinize göre neler istiyorsanız, mesela oyun sitelerinin bloklanmasını isteyebiliriz. Burada başka şöyle bir bakalım, aşağı doğru gelelim. İstediğiniz hacking siteleri mesela bloklansın diyebiliriz. Tamamen sizin cihazı kuracağınız yerin yapısına göre bunları kendimiz belirleyebiliriz. Malware sitelerini kapatabiliriz. Not rated siteler, yani bir kategoriye girmeyen sitelerin engellenmesini sağlayabiliriz. Mesela sosyal medyada bloklayabiliriz. Bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra burada save diyerek profilimizi oluşturuyoruz. Böylelikle personel CFS profilimizi oluşturduk. Şimdi geldi sıra bununla ilgili kural yazmaya. Polisiye geliyoruz. Policy'nin altında Rule and Policies'te Content Filter Rule kısmına geleceğiz. Burada varsayılan olarak bir policy var ama biz de kendi policy'mizi yazabiliriz. Bu şu anda kapalı durumda. Biz add diyelim, kendi policy'mizi oluşturalım. Şimdi burada yine personel CFS diyelim yine. Source zonumuz LAN. Destination zonumuz LAN. Burada dahil olan source IP adresleri any, eğer bir adresi bu kategori dışında tutacaksanız, exclude edeceksiniz. Onun için de burada onu belirtebiliyorsunuz. User group yine aynı şekilde hangi user'lar olacak ya da Active Directory bağlantınız varsa tabii ki hangi user'lar olacak ya da hangi user'lar exclude edilecek, yani bu kuraldan bağımsız tutulacak, bunu belirleyebiliyoruz. Bir zaman aralığı belirleyebiliyoruz. Yani bu zaman aralığında işte mesai saatleri içinde, mesai saatleri dışında, öğle arasında gibi değerleri belirlememiz mümkün. Alt kısımda ise geldik profil kısmına. Profil kısmında bizim ayarlamış olduğumuz personel CFS'yi, action kısmında ise varsayılan action'ı kullanmak için ayarlarımızı yapmıştık. Şimdi bu işlemleri yaptık ve okey diyerek kaydımızı oluşturduk, kuralımızı oluşturduk. Şimdi kuralımızı oluşturduktan sonra yapmamız gereken aslında bir işlem daha var. Buradaki işlem ise şu oluyor genelde. Kendi makine, daha doğrusu kullanıcılarımıza SonicVault cihazımızın sertifikasını yüklememiz gerekiyor. Niye gerekiyor? Çünkü HTTPS siteleri kategori bazlı engelleyebilmemiz için bu sertifikanın yüklü olması gerekmekte. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle DPI SSL kısmından Client SSL'e geliyoruz ve burada SSL Client Inspection seçeneğini aktif ediyoruz. Bunu aktif ettikten sonra yine altta Content Filter'ı da açmamız gerekiyor. Bunu açtık. SSL Inspection açtık. Content Filter açtık. Accept dedik. Buradaki işlemimiz böylelikle tamamlanmış oldu. Daha sonra bizim kullanıcılarımıza sertifikalarımızı yüklememiz gerekiyor. Certificate alanına geliyoruz. Burada bizim DPI için kullanacağımız sertifikalar var. SonicVault'un varsayılan iki tane sertifikası burada var. Bunun bir tanesini seçip download ediyoruz. Download ettikten sonra bu sertifikayı kendi tarayıcımızda yüklememiz gerekiyor. Bu tarayıcımıza attıktan sonra şöyle yapalım, kaydedelim bu sertifikayı yine. Sertifikayı nasıl yükleyeceğiz? Bununla ilgili zaten hani internette de birçok doküman var. Biz burada Explorer için göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi sertifika kısmımız geldi. Güvenilen kök sertifikalarını atmamız gerekiyor bu sertifikayı. Buradan al diyoruz. İleri
Gelip sertifikamızı seçiyoruz. Bizim indirilenlerimize zaten gelmişti sertifikamız. Sertifikamızı seçtik. İleri dedik. Güvenilen kök sertifikalarını atmış olacağız. Ve son diyerek buradaki işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Böylelikle sertifikamızı tarayıcımıza yüklemiş olduk. Artık bizim içerik filtreleme işlemimiz çalışmış olacak. Hemen şöyle deneyebiliriz. Bu tarayıcıdan değil, farklı bir tarayıcıdan deneyebiliriz. Chrome açalım. Dediğim gibi burada HTTP siteleri eğer görmek istiyorsanız, daha doğrusu HTTP sitelerle ilgili engelleme yapmak istiyorsanız, onun için dediğim gibi sertifikayı yüklememiz gerekiyor. Şimdi neyi engellemiştik? Biz sosyal medyayı engellemiştik. Bakalım sosyal medya engelli mi değil mi? Gördüğünüz gibi sosyal medyaya girdiğimizde engellendiğini gördük. Hangi polisiden dolayı engellendiğini de burada görebiliyoruz. Böylelikle bu kategorinin engellenmiş olduğunu görmüş olduk. İsterseniz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela sosyal medya sitelerine engellensin ama kullanıcı konfirm edip ilerleyebilsin diyebiliriz. Bunu nasıl diyeceğiz? Bunun için de şunu yapmamız gerekiyor tekrar. Obje kısmına geldik. Content filter seçeneğimize tekrar geliyoruz. Burada sosyal medya, sosyal networking kategorisini confirm olarak seçiyoruz ve save diyoruz. Ne yaptık? Böylelikle orada bir onay verip geçmesini kullanıcının sağlamış olacağız. Şimdi tekrar sayfamızı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer ne oldu? Ekranımız değişti. Blok ekranından farklı bir ekran geldi. Ve ne diyor? Burada 60 dakika boyunca sizin buradaki ekranını devam et. Eğer continue dersek sayfaya devam edebileceğimizi söylüyor. Ama close dersek sayfamızı kapatacak. Biz burada continue diyelim ve Facebook sayfamızın açıldığını görmüş olalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de Facebook sayfasına erişebildik. Yani bu sizin bazı sayfalar için bir uyarı metni benzeri bir şey hazırlayıp buraya girerseniz bununla ilgili işte sistem kayıt altına alıyordur ya da benzeri bir uyarı bir yazısıyla birlikte kullanıcılarınızın bu sitelere girmesini de sağlamanız mümkün. Evet, content filter servisi bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi burada personellerinize göre bu sıralamalı işlemleri yapabilirsiniz. Burada tabii policy olduğu için policy de yine bir sıralama önemli. Eğer kullanıcınız üstten aşağı doğru geldiği için sıralamada sizin ilgili politikanızı ona göre ayarlamanız lazım. Yani izin vereceklerinizi yukarıya, bloklayacaklarınızı aşağıya şeklinde bir sıralama yaparak bu işlemi yapmanızda yarar var.